Cildini kudurtmaya bayılanların buluştuğu doğru adreste bak yine karşı karşıya geldik. Kanalda, kanalımızda yine beraberiz. Ben son zamanlarda bir ünlülerin cilt bakımına birazcık sallıyordum biliyorsunuz ki. Kendi boyumun ölçüsünü de görmek istediğim için bugün sizlere kendi cilt bakım rutininden bahsedeceğim. Ben bu aralar yaklaşık bir ay olmadı tabii ki ama haplıyım. Yani Zoetrin'in kullanıyorum 10 mg güzellik dozu diye geçen ama yaz aylarında ben niye bunu kullanıyorum diye zaman zaman beni isyana sürükleyen bir süreçteyim. Bir nevi kumar oynuyorum. Cildim hassas, kaşıntılı, birazcık şuralarda da bir şeyler var, lekelenmeye müsait. Ve bugün sana konuşacağım cilt bakım rutini yağlıya karmaya dönük ve akneli ciltlerin ama hassasiyeti olan ciltlerin kullanabileceği ürünlerden olacak. Rutindeki ürünlere geçmeden önce seni birazcık gıybetleyeyim istedim. Şimdi bu hapı kullanırken 10 mg işte Roaccutan, Zeratin'in benzer etkileri, yan etkileri olabiliyor. Etkilenmemek için yan etkilerini okumamıştım bile ama vücudumda kullananlar mutlaka aşağıya yazsınlar. Farklı şeyler görmeye başladım. Kaşıntı vesaire, kuyruluk, dudak kuruluğu onlar tamam ama kas ağrıları, işte diş etlerinde hızlı kanama, burun içinde kuruluk gibi özellikle böyle çok spor yapmışçasına bir yorgunluk hissediyordum. Bunu dermatoloğuma yazdığımda dedi ki siz bir Covid testi yapın, yaptırın. Hiç böyle etkilerin olmasını beklemiyoruz dedi. Ben de biraz sinirlendiğim için prospektüsteki çok yaygın olarak görülen bu etkilerin aynısını yazmışlar. Fotoğraf çekip gönderdim. O da bana dedi ki bakın ben 30 yıllık doktorum. Siz bu enerjiye inanırsınız tabii ki olur. Enerjiye inanırım. Okey. Bahsettiğimiz kişiye özel enerji değil zaten. Hep aynı enerji çatısı altındayız. Bu kadar rahatsızsanız isterseniz ilacı bırakın. Peki. Yani böyle bir tepkiyle karşılaştım. Covid testi olun. İşte değişik varyantları var. Belki onlar olabilir. Bahsettiğiniz şeyler kesinlikle görünmez dedi. Yani benim isteğim doktora bu arada yazma sebebim bir supplement. Yardımcı bir ürün istemekti. Hani vücuduma iyi gelsin, beni zorlamasın, kas yorgunluğuna iyi olsun ama hani bu kullandığım ilaçla çarpışmasın diye yazdım. Tamamen saf ve iyi niyetle. Sonra böyle Covid miyim, şuyum, buyum yine kafamda bin tilki dolaşmaya başladı ve duyduğum şeyler hiç hoşuma gitmedi. Yani tedaviyi bırakmak üzereyken dedim ki bu benim başıma niye geliyor? Herhalde benim güvenmem gerekiyor. Yani gerçekten evrene ve seçtiğim doktora sonuna kadar güvenmem gerekiyor diyerek yine yapımı alarak karşına geçtim ve ürünlerden bahsedeceğim. Bu ekstra notu da sana söylemek istedim. Şimdi ilk olarak şu Bioderma'nın sanki kimseler bilmiyormuşçasına bu üründen konuşacağım. Bence cildiniz hafif yağlanıyorsa hepimizin bu Bioderma deneyimi vardır diye düşünüyorum. Bu sıcaklarda yani normal ciltler bile bence ter ve yağ kusuyorlar. O yüzden birazcık daha böyle iyi temizleyen ama hassas ürünlere ihtiyacımız var. Şimdi tabii ki bunu daha karmaya, yağlıya hatta problemli ciltlere verilen bir ürün. Ben bu ürünü biraz agresif zannediyordum. Şimdi bunun içinde SLS var. SLS'in farklı formları var. Çinko var. Köpüren bir yapıda. Sabah akşam rahatlıkla kullanılıyor. Ben zannettim ki bu ürün bayağı kurutacak beni. Çünkü zaten yer yer kuruluk yaşıyorum. Tamam gün içinde yağlanıyor vesaire. İlaç da kullanıyorum ama bana hassas davrandı ve kurutmadı. Bu benim hoşuma gitti. Zannediyordum ki hani bunu görünce ve Avène'in diğer o Cleanings'ı görünce Allah falan cildim pul pul dökülecek falan diye düşünüyordum. Hiç de öyle olmadı. Göz çevresi toleransına bile sahiptir diyor. Ben gözüme çok fazla getirmiyorum. Tabii ki çift temizlik yapıyorum. Simple'ın ürününü defalarca söylediğim için onu burada kullanma gereği duymadım. Ama göz çevresine bile getirilebilir diyor. Ben çok onun yanlısı değilim. Nazik bir ürünmüş. Hoşuma gitti. 200 ml. Böyle genelde beraber de satıyorlar diğer bir yine 200 ml'lik ürünle beraber. Fiyatlandırması çok daha uygun. Eczane ürününe güvenmek varken niye market ürünlerinde macera arayalım ya da sadece kozmetikte macera arayalım diyorum. İkinci bahsedeceğim ürün de şimdi bizim gençliğimizden beri Bioderma kendini geliştirmiş tabi. Sebum serisinin Sensitive ürününden bahsedeceğim. Bu da böyle akne tedavisi görenlerin, işte cildi hassas olanların, zayıf intoleransı olanların zayıf intoleransı neyse. İntoleransı düşük ciltlerin kullanabileceği bir ürün. Sakinleştirici bir ürün. İçinde ne var dersen patentli bir
adını yazacağım şuraya. Teknoloji var. Bu da çok iyi bir antioksidan. Hatta araştırdığım kadarıyla retinol gibi davranan hücrenin yenilenmesine iyi gelen bir içerik. O yüzden de Inkylist gibi başka markalar bu içeriğe çökmeye başladılar. Tabii ki büyük markalar da kullanmaya başladı. Patentli bir teknoloji var. Cilt yenilenmesine iyi gelen. Silikon açısından zengin diyebiliriz. Ama silikonlar büyük oranda atlandı zaten. Onunla ilgili ben bir problem yaşamıyorum. Gliserin var, çinko var. Cilde nasıl davranıyor dersen çok dengeli. Kesinlikle böyle yağ içinde zaten yağ yok ama aşırı nemli bırakmıyor. Bu yağ sıcaklara zaten cilt hani ne olsa kusuyor. Çok tadında yağlı bir cilt için bile nem veriyor. Hoş bir dokusu var. Güneş kremiyle de iyi bir kombinasyon oluyor. 30 ml herhalde 100 liradan daha fazla değil diye düşünüyorum. Ben bunları online bir eczaneden almıştım. Bu ml fiyat şeyine göre biraz daha ucuz olsa hoş olabilirdi. Ama fiyatlar zaten hani marketlerde bile çok ciddi şeylere çıktığı için ben bu ürünü de diğer ürünle beraber problem ciltler için oldukça iyi bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Geldim güneş kremine. Ben şu an sabah rutinimi yapıyorum. Çok az ürünle yapıyorum. Bu da kullandığım son ürün. Bu da Bioderma'nın Photoderm AKN Mat ürünü. SPF 30 diyor. Kimyasal filtre olduğunu düşündüm. Evet, kimyasal filtreli. Mat bitişli ama böyle hani Misha'nın matları kadar böyle pudra pudra mat gibi düşünmeyin. Parlama yapmayacak bir mat bitiş diyeyim. Gözeneklere böyle primer sürmüşçesine iyi gelen bir hissiyatı var. Hafif dokulu. Konforlu bir ürün. Yenilemek için de ideal. Ama fondöten yoksa tabii. Çünkü bunun üstüne fondöteni sürdüğünüzde bazen çok iyi anlaşamadığını görebiliyorsunuz. Suya dayanıklı, beyaz iz kesinlikle bırakmayan. 40 ml'nin 120 lira civarında olduğu çok konforlu bir ürün. Ben niye buna bakmıyormuşum diyorum. Bazen hani böyle kuduruyoruz gidiyoruz. İşte hangi yeni ürünü daha kullanabiliriz diye merakımıza yeniliyoruz ya. Bazen çok basit ve gözümüzün önündeki şeylere bakmamız gerekiyor. Akne yapmayan, yağlı ciltlerin sevebileceği, çok rahat rahat ürünü tekrar tekrar yenileyebileceğim bir ürün. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı da kısmen diğerlerine göre hani benim diğer büyük Essederm maceralarıma göre çok daha iyi ve sürülebilir şekilde alınabilir gibi geliyor bana. Geçtim akşam rutinime. Jelle yıkadıktan sonra, çift temizleme yaptıktan sonra ve jelle yıkadıktan sonra Azelderm kullanıyorum ben. Şöyle, tabii ki doktor yazmadan bunları kendi kendimize kalkışmıyoruz. Azelaik asitin %20 konsantrasyonunda kullanıldığı bir şey bu. Ben bundan değil birazcık da azelaik asitten konuşmak istiyorum. Hani bizim erişebileceğimiz, hatta marketlerde, Rossmann'larda bile olan artık çok farklı azelaik formülasyonları var. Ama işe yaraması için bir %10'luk olması gerekiyor. Şimdi azelaik asit güneş hassasiyeti yaratmadığını düşündüğümüz bir asit. Yani diğerlerine göre çok daha az riskli. Gözenekleri temiz tutmak için antibakteriyel yapı da çok iyi. Akneli, aynı zamanda hassas rozasyası olan ciltlerin bile kullanabileceği, lekelere iyi gelen bir içerik. En az dediğim gibi %10 içerikte olması gerekiyor. 15-20 diye gidebiliyorsunuz. Maksimum ben 20'sini görmüştüm. Bunu kışın ben her gün kullandığımda bile hani her ne kadar hassasiyet çok yaratmayacak bir şey olsa bile kaşıntı yapabiliyor. O yüzden bana dermatoloğum bir gün bir akşam bunu kullan, diğer akşam da başka bir ürün kullan dedi. Şimdi ondan da konuşalım. Bu arada azelaik asitten uzun uzun konuştuğum bir video çekmiştim. O yüzden bunun şeyini, gıybetini orada yaptım. Çok fazla yapmayacağım şu an burada. Benim merak ettiğim, La Roche-Posay son zamanlarda böyle bir atak yaptı biliyorsunuz ki işte Hyalus'u olsun, bu ürünü olsun. Efekler serum çıkarttı. Bu da ultra konsantre diye geçiyor. Şimdi ben bunu kullanıyorum. Neyimi kullanıyorum? Doktor yazdı, o yüzden kullanıyorum. Ama bence kumar oynuyorum. Çünkü zaten hassasiyet yaratabilecek bir hap kullanıyorum ve bu da hassasiyet yaratabilecek bir ürün. Çünkü içinde %3,5 oranında glikolik asit, 1,5 oranında salisilik asit var. Bu bir soyucu leke karşıtı serum. Çok iyi güneşten korumaya çalışıyorum. Zaten çok sınırlı zamanlarda dışarıya çıkıyorum. Evde de çok dikkatliyim. Güneş kremiyle yani yaşıyoruz zaten. Sebum ve akne kontrolü için gerçekten çok iyi bir ürün çıkarmışlar.
Hassas ciltlerin sevmeyeceği bir ürün. Çünkü hemen ikinci ya da üçüncü içerik alkol denattı sanıyorum. Böyle biraz bir freshlik veriyor ama alkolün o hafif cayır cayırlığı zaten benim şu an biraz hassasiyet olduğu için hissediliyor. Sebumu akne kontrolü için, akneleri söndürmek için oldukça başarılı. Ürünün kurutucu yapıda olacağını düşünmeyin. Kesinlikle nemli yapıda, bayağı böyle yani krem sürmüşçesine hissettiriyor kendini. Ben bu ürünü sadece spot yani aknelerin olduğu yere kullanıyorum. Dermatoloğum bütün cildimi asla kullanmamam gerektiğini söyledi. Azelaik asit de aynı şekilde. Kışın bu ürün çok daha mantıklı olacaktır tabii ki. Pürüzler, akne izleri için. Dediğim gibi hassas ciltlere göre bence kesinlikle değil. Karma akneli ciltlerin sevebileceği bir ürün. Ve SPF ile kesinlikle desteklemeniz gerekiyor yaz kış. Ben sizin yerinizde olsam, cildim aynı benim gibi problemli olsa yazın bu üründe benim yaptığım gibi kumar oynamazdım. Ben bunları yapıyorum çünkü tamamen teslim olmuş durumdayım. Dermatoloğumun istekleri ve tecrübesi doğrultusunda ilerliyorum. Ama sana cilt bakım rutininden de bahsetmeden geçemezdim. Bu kadar ürünleri de konuşmuşken ben de kendi rutinimden bahsettim. Bunun üstünde örneğin nemlendirici bile kullanmıyorum. Zaten bu yeterince nemli. Kullanmam istenmiyor. Bütün bildiklerimi unuttum ve bir yola girdiğim için devam ediyorum. Nasıl gidiyor dersen 10 mg'lık bu hapla gayet iyi gidiyor tabii ki. Hassasiyet var ama öyle akneler deli gibi atak halinde olamıyor. Sönmeye başlamış durumda. Çok ekstra bir kuruluk yaşamıyorum. Şimdilik bir lekelenme de yok. Çok iyi korumaya çalışıyorum. Sürekli şapkayla vesaire geziyorum. İyileşme gördüğümde öncesi sonrası fotoğraflarla, işte detaylarla yine bu süreçten, akne maceramdan konuşuyor oluruz. Senle ben yine başka rüzgarlarda, başka videolarda görüşürüz. Bence sen beni desteklemeyi unutma. Zilleri aç, like at, yorum yaz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.